Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber tavada kestane yapalım. Bu kestaneleri güzelce yıkadıktan sonra çeşmeden aldığım suyla yarım saattir bekletiyorum. Şöyle bir tane kestaneyi aldım ve şu üst kısımdan çizik atacağım. Gerçekten çok kolay ama biraz tehlikeli. Şöyle çizikler atıyorum. Bu konuda eşinizden yardım alabilirsiniz. Kestanelerimi şöyle orta hararetli ateşte bir tavanın içinde patlatacağım. Şöyle ara ara şöyle karıştıracağım. Şöyle sallayacağım ve bunlar kendi kendine güzelce olacak. Evet, bakın kestanelerim yavaş yavaş kabuklarından ayrılmaya başladılar. Evet, tavada kestanelerim bakın nasıl güzel oldular. Şimdi bakalım gerçekten kabuklarından kolay bir şekilde çıkıyor mu? Hatta şöyle az açılmış bir tanesini deneyelim. Bakın. Gördünüz değil mi? Kolay bir şekilde kabuklarından soyuldu. Bu az açılmış olduğu için örnek vermek istedim. Bir tane de böyle güzelce açılanlardan örnek vereyim. Ocağımı kapatalı çok oldu ama yine de hala sıcak. Şöyle biraz daha nefeslese çok daha güzel olacak. Bakın kabuklarından çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Hala da sıcak. Evet, bakın kabuklarından portakal soyar gibi rahat bir şekilde soyuluyor. Bu yöntemi deneyebilirsiniz. Çok pratik bir yöntem. Eminim sizlerin de çok kolayına gelecek. Yaklaşık 10 dakika içinde de kestaneleriniz hazır olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın.